Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Keyifler nasıl? Umarım tıkırındadır. Umarım her şey yolundadır. Evet uzun zamandır podcast gelmiyor. <laughs> Artık alıştığımız bir şey değil mi? Yani benden kaynaklı tamamen. Yani benden kaynaklıdan kalsın da işte üşen geçtik abi. Kusura bakmayın. Bizim orada şey de derler gerçi. Götü kızıllık derler buna. Artık yani niye öyle diyorlarsa bilmiyorum alakası ne de onun üzerine de burada konuşmam herhalde yani. 40 yılın başında bir podcast çekiyoruz. Götü kızıllığı açıklamayalım. Evet abi son zamanlarda Eminim sizin de dikkatinizi çeken bir olaydır bu. Yani gözünüzden kaçmıyordur. Büyük bir label atılımı var değil mi? MC'ler tarafının işte şirketleşme var artık. Yani kendi şirketleri, plak şirketi diyeyim daha doğrusu label'ını kurma olayı var. Atılımı vardı diyebiliriz. Öncelikli olarak abi bu çok güzel bir olay bence. Değil mi yani? Hani düşündüğümüz zaman bunda negatif hiçbir yan yok. Çünkü hem MC açısından daha bağımsız ve rahat bir şekilde müzik üretebilme şansı var hem de yeni arkadaşların işte böyle elinden tutmak ve onlara bir kariyer kazandırma açısından da yani müzik üreten lakin müziğini kitlelere ulaştıramayan amatör MC'lerden bahsediyorum. Onlar için de bir şans bu. Kahveden bir yudum alayım abi bir dakika. Zamanında böyle özellikle 2000'ler ortası ve 2010 başı gibi yani Hip Hop Life 2005'te kuruldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o dönemleri hatırlıyorsunuzdur. Zaten Hip Hop Life dedim. Evet Hip Hop Life vardı. Yani Hip Hop Life daha çok bir platform gibiydi. Ama neredeyse abi Türkçe rap piyasasının hepsine eli ulaşıyordu adamların. Ve her rapçinin de işini yayınlatmak için tercih ettiği platform Hip Hop Life'tı. Hatta zamanında işte çok tartışılırdı. Yani Hip Hop Life tekel denirdi. İşte Hip Hop Life'ın bu tekelliği zararlıdır falan filan. Yani ben de öyle düşünenlerdendim yalan yok. Hatta mutlaka duymuşsunuzdur. Ulaş Demiröz'e Gazapizm'in bir disi vardı. Yani öyle bir tekelcilik söz konusuydu abi. Ama işte rakibi de yoktu Hip Hop Life'ın. Hani suçlayamıyorsun da. Çünkü şu an düşünüyorum yani ne vardı ki abi? Suikast vardı değil mi? Ondan başka. ondan başka da bir yer aklıma gelmiyor. En büyük eksisi şuydu. Şimdi sanatçıların kendini çoğunlukla oto sansürlemesi söz konusuydu. Niye? Çünkü hip hop Life'de iş atacaksan hem sermaye hem de bir kontak lazım. E çıkıp hip hop life'ın zıt olduğu bir label ya da sanatçı da iş yapabilme şansın olmuyor. E öyle saçma günlerde. Ha yine de hala ben hip hop life'a girerim. Çünkü adamların multimedya arşivleri çok çok iyi. Baya baya yani Türkçe rap albüm var sitelerinde. Yani dediğim gibi zaten hani adamlar tek elde abi diyorum ya. Mesela bugün Google'dan aratın abi. Bir tane o dönem çıkmış Türkçe rap albümünü aratın Google'dan. İlk hip hop life'ın sitesi çıkar. Sonra işte bir kapağına bakın. Albümün mutlaka Hip Hop Life logosu vardır. Ama şu an site zaten çökmüş sanırsam. Yani Hip Hop Life adminleri bu podcast'i dinliyorsanız abi lütfen canlandırır mısınız siteyi? Çünkü ben cidden arada giriyorum. Oradan baya baya albüm indirdim oluyordu. Evet 100 milyon artı ulaş abi bekliyoruz lütfen. O dönemler işte alternatif olarak da tabii en büyük label sanırsam Melankoli Müzik'ti. Ben öyle hatırlıyorum. Başka mesela ne vardı abi? Ultrasonik vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi Ultrasonik Kadıköy'den? Ee, Sefalet vardı, Olimpos vardı. Ama bizim label kafasından öte bunlar birer oluşumdu yani. Esasında benim için öyleydi. Çünkü bakıldığı zaman aynı senelerde abi Amerika'da hani bırak o büyük hip hop plak şirketlerini bir ton bağımsız indie label vardı. Böyle rap üzerine ve deli gibi para kırıyordu bu adamlar. Yani indie label olmasına rağmen işte organizasyonlarla olsun, giyim kısmı olsun, sponsorluklar olsun bir ton mangır abi. E bize bakıyorsun o dönemler. MC'nin birinde bir tane home studio var. E bütün arkadaşları gidiyor oradan kayıt alıyor. Sonra orası işte bilmem ne records oluyor. Yani sefalet sofrasını hatırlıyorsunuz değil mi? Hani Sayan, Karaçalı, Mike Neşter falan vardı fotoda. İşte ihtilal grubundan Garez vardı, Kaplan vardı. E label olayı oydu abi Türkiye'de. Zeytin, peynir, biraz ekmek var sofrada. On adam toplanmış. Ortada artık ne varsa ekmek banacak. Orası işte stüdyosuydu adamların. Ha sorsan şimdi çoğu dinleyici ya o zamanları özler. E, ben de özlüyorum çünkü daha samimi bir ortamdı. Ama şu an Türkiye'de rapin atağa geçmesi, işte işlerin profesyonel bir hale gelmesi falan artık daha büyük çaplı yatırımların yapılması da güzel bir olay. Sonuçta yani gelişme olarak adlandırıyoruz bunu. Ve muhtemelen rapçilerin de istediği şey bu. Çünkü sonuçta para kazanılıyor artık. Yani dinleyici olarak bizde hep bir romantizm vardır. Ben bunu kabul ediyorum. Mesela bana sorsan, ya derim ki Indigo hep mutsuz şarkılar yapsın. Tamam paso derdi olsun, adamın yüzü gülmesin. Ama işte doğru bir şey değil bu. Biz buna ne diyoruz abi? Bencillik. Bizim orada da buna şey... De... <laughs> Şaka. Neyse. Şimdi eski abi yeterince andık. Artık istiyorsanız ben şu kahveden bir yudum çekeyim. Konumuza da gelelim. Ama şey... Ee, bir dakika. Adını hatırlamam lazım. Orontes vardı. Değil mi? Adamlar sanırsam. Orontes. Grup solo derken yani 30 üstünde albüm çıkardı. Ben hatırlıyorum Knockout'un bir senede 4 albüm, 3 albüm çıkardığını hatırlıyorum. Yani label'dan öte bir topluluk oluşum. Hani bir kolektif kafasındaydı herkes. Anladınız mı yani? Buradan orantezden o yüzden girdim. Aklıma geldi. Güzel bir örnek. Hani Türkiye'de 2000'ler ortası ve 2010 başı label denemelerinin bir örneği. Dediğim gibi topluluk. Bu arada kargaşa da huzur içinde yatsın abi. Es geçmek olmaz. Madem üzerine konuştuk. Peki şimdi abi bahsedeceğimiz bu label atılımı ve ilerlediği yol. Türkiye'de ilk olarak size sorayım ben en tertipli ve olması gerektiği gibi kim tarafından yapıldı? Yani şu an label denilince aklınıza gelen ilk isim nedir abi? <laughs> Tepkinin sesiyle okumak isterdim ama ne yazık ki Emobi. ve ondan sonra da bence Red Case var. Şimdi şuna odaklanmak lazım burada. Bu iki label'ın çıkardıkları iş beğenilir, beğenilmez. E bu müzikal başarıya giriyor ama label olarak bakıldığı zaman gerçekten yani oturmuş bir düzene sahip, ve label adının hakkını veren şu anlık sadece bu ikisi var benim için. Neden peki sadece bu ikisi? Yani neden epidemik, PMC ya da ne bileyim işte unique fabrik değil? Bence en önemli kıstas abi burada ortaya bir roster çıkarmak. Hep dikkat ettiğim bir şey bu. Çünkü yani bir roster ne olacak aga? Yani epidemik deyince benim kafamda şöyle bir kadro oluşacak. O isimler canlanacak. MOB ve Red Case bunu başardı. Şu an MOB ve Red Case'in rosterı hemen hemen belli değil mi? Yani kafamızda oluşuyor. Ha girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Ama bu bir gecede değil. Yani zamanla yapılan bir şey. Roster'dan kastım da bu arada temel bir kadro. Yani label bünyesinde aktif halde üretim yapan sanatçılar. Bunu bence en iyi MOB başardı. O açıdan haklarını vermek lazım. Çünkü şöyle bir olay var. Bir label aracılığıyla işinizi yayınlatmakla o label tarafından promote edilmeniz farklı şeyler. Evet direkt bakınca abi aynıymış gibi gelebiliyor. Yani sonuçta bir sürü abonesi var değil mi? Bir label mesela bir label'ın YouTube'da ...bir sürü abonesi oluyor ve senin parçanı yüklüyor oraya. Sosyal medyasından da paylaşıyor. Tamam. E ama abi senin gibi yüzlerce kişiye aynısını yapıyor. Yani ben artık pek takip edemez oldum da hani epidemikten... ...ben bakarken her gün yeni bir MC'nin parçasını yüklüyorlardı. Abi vitrindeki model oluyorsun o zaman. Spesifikliğin kalmıyor. Yanlış anlaşılmasın bu tabii yani iyi niyetli bir şey sonuçta. Bir nevi win-win olarak düşünülebilir. Sen sanatçı olarak bu label'lar aracılığıyla işte işini tanıtıyorsun... Belki kendi kanalından yüklesen 100 izlenecek değil mi? Label da abi bu iş patlar diye umut ediyor. Patlarsa ona da win. Lakin abi gelin bir de hani şöyle bir hayal edelim. Önce bu label'ın yönetim kadrosu sizi bir stüdyoya davet etse. Hep beraber abi işlerinizi tekrardan dinleseniz. Size planlarınız sorulsa, planlarınız doğrultusunda ortak bir takvim ve kariyer programı yaratsanız. Sonrasında bu şirket sosyal medya ağından birkaç hafta boyunca sizi ve yayınlanacak bu işinizin tanıtımını yapsa. Çünkü promotion kısmı önemli. Sen adamın parçasını yayınlıyorsun YouTube kanalından iyi de e bekleyeni yok bunun. Yani epidemik video atmış aa bakayım diyor izleyen. Bu arada <laughs> hep epidemik üzerinden gidiyor olmam. Yanlış anlaşılmasın abi bunu en çok epidemikten gördüğüm için diyorum. Ama işte şirket senin önce bir tanıtımını yapsa. Hani bak 100 kişi de olsa bir bekleyenin olsun. Ufaktan o hype'ı ver. Sanatçıyı bir tanıt. Tarzını görelim varsa önceki işlerinden kesitlerle bir kolay sun bize. Şimdi yani bu dediklerim çok ütopik geliyor değil mi? Ya evet biliyorum tamam abi zor. Hani bu şekilde yapacaksan belki çok kısıtlı sanatçılar için çalışman gerekecek. Çünkü niye? E, vakit ayırman lazım hepsine bir. Sonrasında e, büyük bir şey lazım, meblağ lazım. Çünkü hepsi için promotion'ını falan yapacaksın. Ama sonuçta abi inanın daha verimli. Yani motive nasıl ortaya çıktı? veya Vio huzur için yazsın. Bu çocukların hali hazırda elde olan işleri sıcak sıcak servis edilebilirdi. Evet bizde bir sanatçı var motive İşte bu yeni işi alın buyurun abi tutarsa ne güzel. Tutmazsa da başka birini yükleriz. E abi sanatçılar için özen göstereceksin. Hani ben onlara yani kariyer planı oluşturulmasını istiyorum. Ve bu sanatçıların YouTube kanalımızda şarkısı yayında değil ailemizden birisi kafasında muamele görmesini istiyorum ben. Çünkü biliyorum ki abi rap müzikle uğraşan çok kişi var. Aramızda çok fazla kişi vardır. Yani amatör bir şekilde uğraşan. Eğer bir gün abi karşınıza bu tür teklifler gelirse ki arkadaşlar umarım da gelir. Bu dediğim kriterleri kafanızda bir tartın. Çünkü herkes abi bir şekilde keşfedilebilir. Rick Ross mesela sokakta freestyle yapan bir evsizi keşfetti. Zamanda viral oldu. Çok fazla bir de tık aldı. E şimdi o keşfettiği kişinin adını hatırlayan var mı? Yok değil mi? E yorumlarda bana da sormayın çünkü ben de hatırlamıyorum. Red Case'in de abi skalayı sınırlı tutması güzel bir olay. Çünkü piyasada Red Case kafasına uygun, otandaslı müzik yapan çok fazla kişi var. Yani henüz patlamamış ve Red Case bu arkadaşlara tek bir teklif uçursa sanırım reddetmezler. O şekilde bir sürü sanatçı var. Ama Red Case abi daha kapanık ve daha kararlı bir şekilde ilerliyor. İşte bu da profesyonellik. Çünkü Red Case'in elinin altında onlarca scout veya herkes için yeterli bir promot maddiyatı yok. Dur diye düşünüyorum. E şu an için ne yapabileceklerini biliyorlar. Ve yani yapabilecekleri kadar ilerliyor adamlar. Mesela Sakorf'un bu ekibe katılması resmileşti mi bilmiyorum gerçi. <laughs> Bilen arkadaşlar varsa yorumlardan bizi bir ayıktırsın ama sanırsam Red Case bünyesinde şu an. Arkadaşa önce Fuego albümünde bir şans verilip sahne ışıklarını doğrulttular. Ve şu an Sakorf için bir beklenti var. Bu arada adını umarım doğru telaffuz ediyorumdur ya. Sakorf'un hazır bir şarkısını mesela direkt kanallarından vermekle aradaki fark bu. Epidemik. <laughs> yine, yine, geri dönelim. Abi epidemi eleştirdiğim nokta işte tam olarak bu. Yani törpleyin aga ha kendiniz. Hani bir karar verin artık. Label olmak istiyorsanız yani, rosterınızı oluşturun. Ve bu çocuklara yönelin. Onlar üzerinden bir plan yapın. Ha belki de yapıyorlardır abi. Yani umarım yapıyorlardır. Epidemi çünkü şöyle de bir artısı var. Onlar içerik yelpazesini geniş tutuyorlar. Ya bunu da tam anlamıyla yapabilen ilk label, o açıdan gerçekten tebrikler. Çünkü ben mesela abi bugün Epidemi'nin kanalına hani hangi şarkı yayınlanmış diye değil de ne yüklenmiş diye giriyorsam bu bir artıdır abi. Çeşitlilik de yani her daim önemli. Yani hani bazıları şey olarak düşünebilir. Bu ikisinin label kafasında bir arada yürümeyeceğini düşünebilir. Ama abi mesela Pila bakın. Mesela hani o kadarını söyleyeyim. Gayet de yürür. Epidemiye gerek röportajlar, işte gerek gündem videoları, işte varsa artık diğer türden videolar. Hepsi için teşekkürler abi ama roster çıkarın. <laughs> Yapın bunu. Çünkü çekirge bir zıplar, iki zıplar. Tamam bu iş tutar kafasıyla yürümez. 3 label saydık. Şimdi PMC'ye gelelim biraz. Yalnız tabii PMC için yaşanan can sıkıcı bir olay oldu. Hepimizin bildiği. Yani eleştirsem abi yeri olmaz demeyeyim ama yani çok doğru olmaz gibi geliyor. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Belki o olay olmasa PMC daha farklı bir yol seyredebilirdi. Şu anda daha farklı bir yerde olabilirdi. Evet biliyorum yani süre zarfı azdı. Hani sonuçta bu bahsettiğimiz olay yeni yakın yaşandı ama eminim ki abi PMC'nin projelerinin hepsini sekteye uğratmıştır bu olay. E kanalları gitti ya. Hani daha ne olsun. PMC mesela gayet olumlu bir şekilde ilerliyordu. Yalnız onlar için de işte roster konusunda eleştirim olabilir. Ama yine de epidemikten o konuda öndeler. Şeffaf da olsa Ortada görünen bir kadroları vardı. Hatta PMC Legacy adında bir label albümü. Ona label albümü diyebiliriz. Öyle bir albüm ortaya koydular ki bu da label'lardan beklentim bu arada kesinlikle yani. Bu tip bir albüm her label'a bir güç katar. Yani çıkacak olan bir toplama label albümü. E biz buyuz abi. Bu şekilde bir kadromuz var. Bakın piyasanıza böyle geliyoruz. Hazır olun. Mesajıdır bu. Ve ayrıca hani label dediğim kavramın o şirketsel Resmi görüntüsünü alıp daha bir aile imajı ile tazeler. En azından benim düşüncem bu. Lakin işte PMC içinde de eleştirim sanırsam yine e, Ati'nin kariyer planlaması. Ya EPC çok yakın bir tarihte çıkıyor diye hatırlıyorum birkaç gün içinde hatta. Ama bu çok bekletildi abi. Evet istenmeyen gelişmeler oldu biliyorum ama dinleyiciyi fazlasıyla beklettiniz. E bu da ufak bir soğuma yaşatıyor. Ati'nin de kendi üzerine düşen bazı değişiklikleri artık gitmesi gerek. O da artık Ati'nin yapması gereken bir şey. APC'sini heyecanla bekliyorum. Yalnız umudum abi kendini tekrara düşürmemesi. O da çıkınca zaten muhtemelen Twitter üzerinden birkaç şey yazarım artık. E bittim abi. Tabii ki de bitmedi yani. Daha başka label'larımız da var. Mesela abi Unique Fabric. Yani <laughs> ya hani üzerine konuşmaktan çekindiğim için değil. Ama Sonuçta Hayki benim hep dinlediğim bir MC'ydi. Albümünü aldığım, sevdiğim bir MC'ydi. Ve yani bugün de bir şarkı çıkarsa yine dinlerim. Hiç sıkıntı değil ama abi insan üzülüyor. Hepimizin gözü önünde Hayki ne bileyim kariyerine kamikaze yaptı ya. Hareketi çekti. E üzülmez misin abi? Tabii ki de üzülürsün. Mesela şu an Unique Fabric'ten en son bir şarkı daha yayınlanmış. Sanırsam adı Bir Dakikanızı Alabilir Miyim yazıyordu başlığında. Ben öyle hatırlıyorum. Ve çok da kıyak bir işti klibi hele özellikle klibi çok hoştu ama Unik Fabrik bu imajın nasıl değiştirecek artık? Yani imaj yenilemesi yapabilir mi Unik Fabrik? E, onu sormak zorunda kalıyoruz. Hani müziğe odaklanılacağına, işte label'ın genel yapısına, kadrosuna odaklanılacağına şu an imajını düşünüyoruz. Ki bu büyük bir eksiklik. Üzücü bir olay tabii. O yüzden her ne kadar yani bu yakıştırmayı yapmak istemesem bile Unique Fabrik biraz yani ölü doğan bir proje oldu. Ne yazık ki. Ve şu an bakıldığı zaman iki label working in progress de olan iki label var. E, kimin bu label'lar? Birincisi Red'den Redon'un Monkey Business label'ı. Diğeri ise abi Şeyinşah ve Hydra'nın başını çektiği Karma Company. Şimdi tahmin ediyorum ki bu iki label şu an baya baya geniş çaplı ve detaylı bir şekilde scouting yapıyordur. Yani company'ye, label'a katılacak MC arkadaşları bir bir arıyorlardır böyle seçmeye çalışıyorlardır. Ki bu scouting dediğimiz olay gayet önemli ve benim bu iki label'dan şu an baya bir beklentim var. Yani açıkçası ben şu an Karma Company'den Şehinşah ve Hidra'nın bir işini beklemiyorum. Yani çıksa tabi dinleriz ama daha çok odaklandığım şey hangi genci önümüze çıkaracaklar. Label'larına ilk olarak kim alınacak? Aynı şey abi Monkey Business için de geçerli. Mesela ben şu an orada Redo'nun işini beklemiyorum. Odaklandığım şey karşımıza çıkacakları yeni kişi, yeni MC, yeni genç kardeşimiz. Ve ayrıca bu Amerika'da çok yaygın olan bir şey, Türkiye'de de şu an başladı. Kim tarafından başladı? Alt kültür. Alt kültür kanalını biliyorsunuzdur abi. Ya şu an muhtemelen alt kültürün olayı, ya bir label değil. Bir label olmaktan çok uzak ama bence benim şahsi görüşüm gerekli. Şimdi bu tür Kanallar niye gerekli abi? Amerika'da çok var dedim hatırlarsanız. Amerika'da da aynı mantıkla işliyor. Bir amatör rapçi var. Yani kitlesi olmayan, çok dinlenmeyen bir rapçi var. Para karşılığı işte işini ulaştırıyor bu kanalda ve bu kanalda işi yayınlanıyor. Ben böyle abi çok fazla rapçi keşfettim. Yani özellikle funk tarzı dinleyen varsa bu Memphis Influence Funk müzik var ya onu dinleyen varsa abi en büyük keşfetme şansınız işte bu tür kanallar oluyor. Çünkü yani normal şartlarda ben Rusya'dan bir MC nasıl keşfedeceğim abi funk rap yapan? Hani bu arada çünkü funk rap'i zaten Amerika'dan çok Rusya'daki gençler yapıyor. Niye bilmiyorum. Dinliyorum anasını satayım. Diyorum ki lan Memphis'ten biri yapmış herhalde bunu. Bakalım hangi abimiz yapmış. E profilini açıyorum bir bakıyorum anasını satayım. Uzun sarı saçlı sivilceli 16 yaşında bir çocuk. Ha sıkıntı yok. Yani öyle olmasında bir sıkıntı yok. Ne olursa olsun yine gelsin bana. Fonk yapıyorsa her türlü gelsin bana. 10 yaşında olsa da gelsin. Ama yani insan ne bileyim biraz garipsiyor. İşte tam olarak bu açıdan bu tür kanalların önemi bize yeni bir MC'yi yani bu MC'leri tanıtmak, yollarını, önlerini açmak oluyor. Ama mesela alt kültür bu işi nasıl şekillendirecek onu merak ediyorum. Çünkü muhtemelen alt kültürün şu an Kek planı evet tamam yani hani şarkı yayınla işte parayı al ufak bir kazanç bu değildir. Şu an onların da muhtemelen bir planı vardır diye düşünüyorum ben. Eğer daha önce hiç duymadıysanız da abi hemen bir YouTube'dan yazın bakın alt kültür. Oradan bayağı MC keşfedersiniz. Ben ediyorum. Ayrıca son olarak bu kervana katılacak sanırsam Sub Street var. Substrate şu an e, kanalını açtı yine aynı mantıkta. Yalnız onlarınkinde benim en çok dikkatimi çeken şey epidemikte bahsettiğimiz olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Kanalın içeriğini çeşitlendirmek. Ya farklı tatlar katmak işte videolar olsun, röportajlar olsun. Substrate de sanırsam bunu yapacak. En son duyduğum kadarıyla öyleydi. E bu yüzden Substrate içinde tabii ayrı bir beklenti oluştu bende. Onların da pek çok yeni MC'yi bizlere kazandıracağından şüphem zaten yok da. Asıl beklentim onlardan bu işin video kısmı işte içerik kısmı tabi rap odaklı olacak bunlar. Bunu da bekliyoruz abi ve bu podcast için sanırsam abi başka söyleyecek bir şeyim de kalmadı. Hemen hemen her label'a değindik değil mi? Eğer değinmediğim varsa benim haberim olmayan label'lar varsa siz yorum kısmından zaten bana ayıktırırsınız abi. E kusura bakmasınlar onlar da unutmuş da olabilirim. Ama tabi bakıldığı zaman birazcık daha büyük label'lardan şu an biraz daha piyasaya oynayan label'lardan bahsettik. Tabi küçük çaplı yine bağımsız indie label'lar mutlaka vardır. Mesela adını hatırlayamadıklarım var ya. Kayseri'deki mesela Worms'un olduğu bir label yok muydu? Ben vardı diye hatırlıyorum ama adı aklıma gelmiyor. Onun dışında Ege Kent tayfasının bir label'ı da olmalı. O da aklıma gelmiyor. E, kusura bakmasınlar. Ve Türkiye'nin bir numaralı indie label'ı. Tabi Music for Non-Musicians. Onlara da saygılar. Ve podcast'i de burada kapatalım abi. E, bu defa arayı fazla açmayacağıma söz vermek isterdim ama e, biliyorsunuz olmuyor. Daha önceden çok söz verdim. Öyle kaldı. Üşen geçtik işte yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hip hopla kalın abi. Bol bol dinleyin. Görüşürüz. Zor bir yaş, bu hayat için son bir yaş. Ne kadar ağlasam da çare etmez zaten insan oldu, günün hepsi yan. Bir yaş, bu hayat için umut geçeceğin son bir yaş. Ne kadar ağlasan da çare etmez zaten insanoğlu dünün hepsi yan Hayatın elinde bulunan sistem şu an Gözümde rafta Hindistan misali insana değeriniz öküz kalarsa e düz bakarsan isyan etmen saçma olur tabii... ...bu yüzden bir parça ekmeğe talimiz yani durum vahim... ...kolay gelir birçok şey, kolay mı hayat dediğin... ...insan onuru ayak altında size nedense bayat gelir... ...rahat gelir birçok kez, bakış açınız sizce iyi... ...aydınlık topraklarıma kara bulutlar sizle gelir... ...ekranda saygın olanlar gözümde ortamalı... ...yarışmalarda kazandığın ünün. emin ol orada kalır... ...ve göz kapanır her sokakta mafya canlı organ alır... ...evladınız eve gelmediyse... Gidin bir morga bakın Dünyada birçok iyilik için kıpırdaman garip Şerefsizin bir çıkarı varsa yanına kıvırtarak gelir Etrafım kırılan kalplerle dolu Acımasızca kayboluş var Edep duvarı çatla kırık masam gibi ee, Zor bir yaş Bu hayat için umut geçeceğin son bir yaş. Ne kadar ağlasan da çare etmez Zaten insan ol dünün hepsi yan Zor bir yaş Bu hayat için umut son bir yaş. Ne kadar ağlasan da çare etmez zaten insan günün dünün hepsi yan Zor bir yaş bu hayat için umut geçeceğin son bir yaş. Ne kadar ağlasan da çare etmez zaten insan oldu dünün hepsi yan Zor bir yaş bu hayat için umut geçeceğin son bir yaş. Ne kadar ağlasan da çare etmez zaten insanoğlu dünün hepsi yan.